Sevgili izleyenler, CHP'li Bodrum Belediye Başkanı ne diyor? Paralar heykel için harcanacak diyor. Açık açık söylüyor, değil mi? Ve bu heykel için diyor. O heykeli de gördünüz. Tam iki yıl uğraştık diyor. Büyük bir meziyetmiş gibi yandaşlarında toplamış o heykelin yanında e, tören yapmış ve ciddi bir açılıştan bahsediyor kendince ve paralar buraya harcanacak diyor. Bakın buraya harcanacak. İki yıl uğraştık diyor. Şimdi sevgili izleyenler belediye başkanı paralar buraya harcanacak açıklaması yaparken ne oluyordu Türkiye'de? Hemen söyleyelim. Şuradan gideyim daha iyi göreceksiniz. Bakın bu bugünkü yayından çektim bu fotoğrafı. CHP'nin televizyonu Halk TV'de yayınladı. Sözüm ona bazı sanatçılar, türkücüler Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezini ziyaret ettiler. Orada türkü söylediler ve aylardır gelirimiz de yok, destek de alamıyoruz, aç, acımızdan ölüyoruz diye eylem yaptılar. CHP'liler hatta işte burada e, Veli Ağbaba var. Onları dinledi CHP yöneticileri, türküleri dinledi bedavadan ve e, bir anlamda elleri boş bir şekilde geri gönderdi Türkücüleri. Ama o sırada paralar nereye gidecek diyordu CHP'li başkan? Heykele gidecek diyordu. Devam ediyorum. İşte bu başkan onu söylüyordu. Paralar bunlar için harcanacak. Yani paralar heykeller için harcanacak dediği zatlerde bu oluyordu. Bir şey daha söyleyeceğim. Aynı şey Selda Bağcan'da katıldı. Parayı köprüye ve yola değil insana harcasaydınız diyor Selda Bağcan'da katıldı ama Selda Bağcan ne hikmetse biraz işe yarayan yol ve köprülere takmış kafayı maalesef. Keşke bu cümlede parayı işte CHP'li belediyelere seslenerek para hayır sayın başkan para heykele değil canlı insana harcayın biz acımızdan ölüyoruz demesini beklerdik Selda Bağcan'dan o devrimci ruhlu Selda Bağcan'dan değil mi? Hani devrimci halkçı öyle ya ona o yakışırdı. Ama Selda Hanım ne hikmetse parayı heykele yatıran CHP belediyelere değil köprü ve otoyollara akıtılan parayı diline dolamayı tercih etti. Şimdi bir şey daha oldu. Aynı Bodrum Belediyesi sevgili izleyenler bugün marifetmiş gibi Nazım Hikmet heykelli de açtığını duyurdu. Çünkü paralar heykele demişti ya. Ama bir çelişki, daha büyük bir çelişki vardı. O da neydi? Nazım Hikmet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek partili yıllarında tam 28 yıl hapis yattı. Hapisle yargılandı. Ve CHP iktidarında yurt dışına kaçmak zorunda kaldı. CHP'nin yayın organı Cumhuriyet Gazetesi'nde yüzüne tükürün diye resmi yayınlandı. Evet bu kadar hakaretleri edildi hain ilan edildi, anarşist terörist ilan edildi, komünist ilan edildi. CHP iktidarında ve CHP iktidarında hapis yattı, defalarca yargılandı ve yurt dışına kaçtı. Şimdi ne yapıyor CHP'li belediye? 28 yıl yatırdıktan sonra şimdi de sömürüsünü yapıyor. İşte CHP'nin gerçek yüzünü anlatmak için bir fotoğraf daha göstereceğim. O da şu. Hani diyor ya Bodrum CHP'li Belediye Başkanı bu heykel için, sünger heykel için parayı bunun için harcadık ve iki yıl uğraştık diye tören yapıyor ya iki yıl uğraştık diye. Bu da sevgili izleyenler 45 günde yapılan salgın hastanesi İstanbul'da iki tane yapıldı biliyorsunuz. Bir Yeşilköy'de Yeşilköy'de yapıldı havalimanının yanına yerine bir de Sancaktepe'de iki tane salgın hastanesi 45 günde yapıldı sevgili izleyenler. 45 günde yapılan milletin faydasına olan bir hasta iki tane hastaneyi düşünün. 2 yılda CHP'li belediyenin tüm gücünü sarf ederek yaptığı heykelde Burada bir şey daha söyleyelim. Bizdeki siha ve İHA'lar bile 2 yıl sürmedi sevgili izleyenler. Şu anda dünyaya satıyoruz. Bir şey daha hatırlatalım. Taksim Camii diline doluyorlardı. O da 4 yıl sürmüştü. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Gerçekten Türkiye'de halk Adımda halk olan CHP'yi, Cumhuriyet Halk Partisi'ni sorgulamalı. CHP'li taban da sorgulamalı. Selda Bağcı'nı da sorgulamalı. Cumhuriyet Halk Partisi önüne giden sanatçı dostlara da sesleniyorum. Hakikaten bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan bakın açıklama yaptı. 38 bin sanatçıya destek vereceğiz dedi. Tiyatrocular var, türkücüler var, şarkıcılar var içinde. Sinemacılar var, oyuncular var. E, olmalıdır da ama Ey sanatçı dostlarımız yahu insaf edin. CHP'nin önüne gidip bu eylemi yapıyorsunuz. Selda Hanım konuşuyorsunuz. Köprü ve otoyolları, camileri dilinize doluyorsunuz da. Yahu şu paralar heykele gidecek diyen CHP'ye de bir çift laf edin ya. Bir çift laf edin. Ondan sonra da Cumhurbaşkanı yanına giden sanatçılara dil uzatıyorsunuz. Yok yalaka diyorsunuz, yok yandaş diyorsunuz. Peki siz CHP önünde türkü söylerken He Ne oluyorsunuz peki bana söyler misiniz halka açıklar mısınız sanatçı halkının yanında yer almalı ve gerçekten de halkın halkın yanında yer almalı halkın sözcüsü olmalı ama böyle olursa e, kusura bakmayın sizin sanatçılığınız da sorgulanır onu da söyleyelim bir kez daha CHP'nin maskesini zaten biliyordunuz ama bu karelerle bir kez daha anlatma gereği duydum sevgili izleyenler ve devam edelim.